AK Parti Zonguldak Milletvekili Saffet Bozkurt, İl Genel Meclisi'nin 2024 yılı meclis grup toplantısına katıldı. Toplantı 2023'te yapılan çalışmalar ve 2024 yılında yapılacak olan çalışmalar, hizmetler değerlendirildi. AK Parti Zonguldak Milletvekili Saffet Bozkurt, toplantı öncesinde önemli açıklamalarda bulundu. Zonguldak'ta ve bölgemizde meydana gelen sellerdeki hasarın onarılması anlamında büyük çalışmalar yaptıklarını belirten Saffet Bozkurt, ayrıca adaylık sürecinin de devam ettiğini söyledi. Bozkurt, adaylar arasında hiç kimse bundan üstündür diyebilecek durumda değiliz. Genel merkezimize titizlikle çalışıyor dedi. Biliyorsunuz meclis bütçe görüşmelerinin akabinde işte torba yasanın da çıkarılmasından sonra bir 10-15 günlük bir ara doğdu. Bu arada bölgemizde, Zonguldak'ımızda, Ereğli'mizde, Alaplı'mızda, diğer tüm ilçelerimizde ziyaretler yapalım dedik. Bu noktada daha önce ilgilenmiş üyelerimizi, özel idaremizi gerçi çeşitli defalar ziyaret ettim ama toplantılarına katılma imkanım olmadıydı. Hem ziyaret edelim, hem görüş alışverişinde bulunalım. Gerçekten çok bir sıkıntılı süreçlerden geçiyoruz. Bölgemizde biliyorsunuz heyelan, sel felaketleri, doğal afetler yaşandı. Bunlarla ilgili, bunların bir an önce sıkıntıların giderilmesi anlamında arkadaşlarımıza istişare edelim, sorunları bir an önce giderelim anlamında bugün il başkanımızla beraber il genel meclis başkanımızı, değerli arkadaşlarımızı ziyaret ettik. İnşallah verimli bir toplantı olur. Bizim amacımız dediğimiz gibi geldiğimiz günden beri tüm Zonguldak'ımızda sorunlarımızın bir an önce en azından minimize edilmesi, ortadan kaldırılması anlamında çalışmalara hız verilmesi. Bununla ilişkin olarak gerek Zonguldak bürokrasisinde, gerekse Ankara bürokrasisinde, bakanlıklarda Zonguldak'ın sorunlarını ortadan kaldırabilme veya biraz önce ifade ettiğim gibi minimize etme anlamında elimizden ne geliyorsa bunu yapma çabası, çalışması içerisindeyiz. Üzerimizde durduğumuz derken şu an için önceliğimiz yaşadığımız bir sel felaketler var biliyorsunuz. Gerek işte en yakın tarihte Zonguldak merkezimizde yaşadık, Ereğli'de yaşadık, diğer ilçelerimizde yaşadık. En önemli konu bunların ortadan kaldırılması şu an için. Tabii ki şimdi bunlar bir anda olup bitecek çalışmalar değil ama biz bunu gerek özel idare genel sekreterimize, il genel meclis başkanımıza, arkadaşlarımıza bu tür değerlendirmeli toplantıları yapıyoruz. Bakanlıklar düzeyinde de inşallah Zonguldak'ımızın alet edevat anlamında, araç anlamında, ekonomik anlamda güçlenme ihtiyacı var. Tabii ki bu anlamda diğer vekillerimizle beraber bu çalışma içerisindeyiz. Hepsi birbirimizden değerli arkadaşımız. Yani hiç kimseye bundan üstündür diyebilecek durumda değiliz. Genel merkezimizde titizlikle çalışıyor. İnşallah tespit edecek aday belirlendikten sonra Allah'ın izniyle inşallah Ereğli'de ve diğer tüm ilçe ve ilimizde inşallah seçimleri alma düşüncesindeyiz. Buna da gönülden yürekten inanıyoruz. AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan milletvekillerinin çok büyük katkısı olduğunu belirterek teşekkür etti. Bizim milletvekilimizi aynı zamanda diğer milletvekillerimiz de insanlarımız sosyal medyadan, yerel basından takip etmekte bile zorlanma haldeler. Bunun altını bir çizmek istiyorum özellikle. Meclis maratonundan sonra tatile girer girmez köylerimizde, beldelerimizde, ilçelerimizde nerede bir eksiklik varsa, nerede bir aksaklık varsa bir bakıyorsunuz milletvekillerimiz orada, teşkilatlarımız orada. Ben çok teşekkür ediyorum. Yani Allah gücümüze güç katsın. Gücümüze güç katsın. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın. Kimin bir düğünü varsa, cenazesi varsa yine bizim milletvekillerimiz, teşkilatlarımız orada. Dün Sayın Milletvekilimizi Ereğli Devrek yolunda, Ereğli'nin, Alaplı'nın, hakeza Devrek'in eksiklerini yerinde tespit etme, onları bilgilendirme, bilgi alma ve işi takip etme konusunda dün Ereğli'de Karayolları Bölge Müdürümüzle beraberdi. Bugün de o konularda da neler yapılabiliriz hususunda bugün beraberiz, istişarelerimizi gerçekleştireceğiz. Çok teşekkür ediyoruz milletvekillerimize. Bugüne kadar yaptıkları çok önemli çalışmalar var. Allah razı olsun, buradaki il genel meclis üyelerimiz de çok iyi bilir ki bizim milletvekillerimizin bu noktada bizlere çok büyük katkıları söz konusu. İl genel meclis başkanımızın nezdinde ben il genel meclis üyelerimizin de yeni senede daha başarılı hizmetler verebilmesini Rabbimden niyaz ediyorum. Allah kolaylıklar versin. İl genel meclis başkanı Necdet Karabildi hizmetlere durmaksızın devam ettiklerini ifade etti. Gerçekten de Sayın Vekilimizin ve İl Başkanımızın bahsettiği gibi
Bizim tek derdimiz memlekete hizmet etmek. Bu noktada ben özellikle basın huzurunda demin araç gereğince sordunuz Sayın Milletvekilimize. Geçtiğimiz ay Çevre ve Şehircilik Bakanımıza gittik beraber. Yaklaşık ilimize 11,5 milyon lira bir hibe desteğini aldık. Ben hem Sayın Milletvekilimize hem İl Başkanımıza tüm Zonguldak adına, tabii ki bunlar Zonguldak'ta vatandaşlarımızın hizmetinde kullanacağımız para ve alacağımız alet edevat, teşekkür ediyorum, şükranlarımı sunuyorum.